Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Oraloğlu, Kaynaşlı-Abant kavşakları arasında kalan, Bolu tünelinin de dahil olduğu 23 kilometrelik kesimde çalışmaların aralıksız yürütüldüğünü belirterek, otoyolun Ankara istikametinde erişim sağlayan platformlarda Tünel portalı çelik konstrüksiyon olarak Ankara yönü tünel girişi 90 metre uzatılarak tünelin toplam uzunluğu 3025 metreden 3115 metreye çıkarılmıştır dedi. Oraloğlu 3 viyadükte depreme karşı özel tasarlanmış sigorta kutulu 5 genleşme derzi değişimi yapıldı. Derzlerin üzerine sıvı mevran ve gus asfalt uygulaması yapılarak taş mastik asfalt için hazır hale getirildi. Viyadükler arasında ağır yük şeridindeki tekerlek izi oturmalarının giderilmesi amacıyla üst yapı onarım çalışmaları yapıldı. Aynı zamanda orta refüjdeki beton bariyerler 3 kilometre boyunca yenilenerek 9 Kasım 2023 tarihinde trafiğe açılacağını açıkladığımız yolu tüm çalışmaları tamamlayarak 7 Kasım Salı günü hizmete açmayı planlıyoruz dedi.